ETİ'lerde sürekli gittiği kuaför çıkışında rastladığımız başarılı oyuncu Hatice Aslan'ı o gün sanki biraz durgun ve biraz da üzgün görüyoruz. Meğer o gün annesinin vefat yıl dönümüymüş. Yani o bizim meleğimiz gerçekten. Hani gerçekten ama şunu öğrendim. Yaşı 90'dı annemin. Herkes diyor ki işte yaşayacağı kadarcıymış. Ama bunun yaşının olmadığını biliyorum artık. Gerçekten hani derler ya, bir nefesi bile yeter. Anne baba, yakınlarımız, sevdiklerimiz çok özel ve önemli. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Özlüyor musun? Özlenmez mi? Özlenir, ağlanır. Bir yandan tiyatro oyununa, diğer taraftan dizi projesine hazırlanan Hatice Aslan, bu yıl benim ağlama yılım diyordu. Dizide kötü kadın rolleriniz. Değilim vallahi, nihayet. Özüme döndüm. Herinde anlığına yeri döndük. Evet, bu daha böyle, bu yıl benim gözyaşı yılım, öyle söyleyeyim. Hem tiyatroda hem de dizide bol bol gözyaşı dökeceğim. Öyle görünüyor. Genelde oyuncular ellerinde senaryolarla dolaşırlar ya, hani Hatice Aslan'da durum biraz farklı. O senaryoyu dinleyerek ezberliyormuş meğer. Evet evet, yani kaydediyorum düz bir metin halinde hani şeyi. Sonra onu dinleye dinleye gidiyorum. O bayağı bir işe yarıyor hatırlama açısından. İyi oluyor. Şey, kendi telefonunuza kaydediyorsunuz. Evet önce. Evet. Ondan aynen. Sonra dinleyerek gidiyorsunuz. Güzel aynen. Tabii tabii, çok. Çok her an, yani elimizde, çünkü okuyamayacağımıza göre. Hatırlamak açısından iyi oluyor. Devamlı sağlıklı bir şey değil de ezber yaparken. Dikkat edin. İyi günler olsun size. Çok teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize.